Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafur. Sadakallahu lazim. Okuduğum ayeti kerime güzel bir belde diyor. Güzel bir belde, belletün tayyibetün, çok güzel bir belde ve Rabbün gafur, mağfiret eden bir Allah. Yani o memleketin rızkını bol veriyor. Onlar da namazlarını kılıyorlar, abdestlerini alıyorlar, namazlarını kılıyorlar. Günahlarını da Allah onların affediyor. Allah'ın övdüğü belde bu. Belletün tayyibetün. Bir ahali ki onlara nimet fazla veriliyor. Onlar da o nimetin karşılığında şükür olarak namazlarını kılıyorlar. Kalan kusurlarında Allahü Teala affediyor. İşte Allahü Teala'nın murad ettiği güzel belde budur. Manasında beldetün tayyibetün ve Rabbün gafur. Şimdi geçen dersimizin devamı, Doğan Bey'in toprakları bereketli ve insanları da zeki ve akıllıdır demiştik. Doğan Bey'in toprakları hususunu anlattık. Şimdi de Doğan Beylerin zeki ve akıllı insanlar olduğunu anlatmaya çalışacağız. Bundan evvelki dersimde söylediğim gibi İzmir'de yaklaşık olarak 20 bin Doğan Beyli vardır. Bu Doğan Beylerin zeki oluşlarını şöyle izah ediyoruz. Aklı başında olan kişi, umumu söylüyoruz, aklı başında olan kişi namazında ve niyazında, aşında ve işinde sebatkar davranan vardır. Yani sebat edenlerdir. Demek ki namazında sebat edecek, niyazında sebat edecek, işinde sebat edecek, aşında sebat edecek. Yani yedirmede, içirmede sebat edecek. Ve sebatkar olmalarından dolayı Doğan Beyliğe bakıyorum ben. Doğan Beylilere namazları var, niyazları da var namazdan sonra. Hepsinin önünde işi de var. İşçilerine de yedirmesini de biliyorlar ve bundan dolayı akıllı denmelerine hak kazanmış oluyorlar. Evet, şöyle ki 1960'tan evvel Doğan Beyler 5 vakit namazını cemaatle kılar ve cemaatten kalan çok az olurdu 1960'tan evvel. Yenice Mahalle ve Çarşı Camii cemaatle dolardı. Şimdi de İzmir'deki Doğan Beylerin galibi ekseriyeti namazını geciktirmez, geçitmez yani ve kılar. Namazını geçitmez ve kılar. Evet. Gelelim şimdi 1960'tan evvel Doğan Bey'in ahvalini anlatalım. 60'tan evvelki bereketli anı. Doğan Bey'in çarşısında başta manifaturacı esnaflar, bunlar çoktur. Bu manifaturacı esnaflar bütün etraf köylülerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde büyük esnaflardır. Doğan Bey'de kunduracı dükkanları çoktu. Her birinde 7-8 kalfa, yani işini bilen işçiler çalıştırılırdı. Bunlar ökçeli mest, ökçesiz mest, kundura ve ayakkabı imal ederlerdi. Doğan Bey'de sobacılar da çoktu. Bütün Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Karagaç gibi mevkilerin sobalarını bunlar temin ederdi. Havalenin ihtiyacını temin ederek çok güzel hizmet ederlerdi bu hususta.
Babam rahmetlik de bir sobacıydı. Kasaplar çoktu Doğan Bey'de. Bütün kasaplar çalışıp kesim yapmaya yetişemezlerdi. Kasaplar çok. Belki 15-20 kasap var. Bütün kasaplar çalışıp kesim yapmaya yetişemezlerdi. Çünkü etraf kaza ve vilayetlerden vilayetlere de yani etraf kazalara ve vilayetlere de gönderirlerdi. Her biri birçok işçi çalıştırır. Şimdi de kasapları harıl harıl yine çalışıyor. Şimdi de çalışıyor yani. Eskiden böyleydi ya. Çünkü Doğan Bey'de hayvanları alıp satan cambazlar çoktur. Hayvan alıp satan cambazlar çoktur. Çok olduğu gibi hayvan yetiştiren besiciler de çoktur. Doğan Bey'in halen bütün yaylaları ve ahırları hayvan yetiştirmeye devam ediyor. Eskiden böyleydi. Şimdi de aynı devam ediyor. Ayrıca şimdi yeni besiciler, besihaneler yaptılar. Çok besihaneler vardır. Besihanelerde çok çalışanlar vardır. Hoca besihanelerde yani. Doğan Bey eskiden de Doğan Bey'de eskiden de dokuma tezgahları vardı. Çoktu. Şimdi de daha güzel dokuma tezgahları vardır. Doğan Bey'in 4 mahallesinde birer camisi vardır. Çarşıda da yeni büyük bir cami yapıldı, bir camisi vardır. Bir de yeni evlerde olmak üzere 6 tane camisi vardır. 1960'tan evvel Doğan Bey'de yaylalarında büyük sürü sahipleri vardı. 60'tan evvel bak iyi dikkat et. 1960'tan evvel yaylalarında büyük sürü sahipleri vardı. Bunların mahiyetinde çalışan işçi ve çobanları çoktu. Yani iş verenler çoktu. Çok esnaf vardı. Bunların evlatları hep İzmir'e, İstanbul'a, Konya'ya göç ettiler. Yani babaları nasıl ki iş veriyorsa, mesela yaylasında çok büyük çapta koyunları var. 5-10 tane işçi çalıştırıyor, 3-5 tane şey çalıştırıyor, çoban çalıştırıyor o zamanlar. Bunlar çoktu yani. Bunların hepsi, zengin çocuklarının hepsi İzmir'e ne yaptılar? Akın ettiler, geldiler. Onlar iş verenler, burada iş yine aynı iş veren oldular. Yani çünkü sermayeleri var. Sermayeyi olunca istedikleri işini yapabiliyorlar, vuruyorlar yani. Onu demesine getiriyorum bak. Demek ki Doğan Bey'in yaylalarında büyük sürü sahipleri vardı. Evet, bunların mahiyetlerinde çalışan işçi ve çobanları da vardı. İş verenler de çoktu. Çok esnaf vardı. Bunların evlatları, bak esnaf deyince başka iş yapanlar da var mesela Doğan Bey'den. Mesela dokumacılar var. Kunduracılar var. Mesela bir adam 10 tane adam çalıştırıyor. Aynı kunduracı buraya geldiğin zaman bu kunduracıda kaç tane yer alacağını sen bil yani. Ha. Evet, bunların evlatları İzmir'e, İstanbul'a, Konya'ya yerleştiler. Oralarda hep iş sahibi oldular. Her sahada iş yapanlar vardır. İzmir'in 1., 2., 3., 4., 5., 6. sanayinde her birinde çok Doğan Beyli vardır. Şimdi sanayini de daha çok demir çeşitleri satan esnaf çoktur. Bütün sanayilerde demir satan esnaf Doğan Beylidir. Esnafın çoğu Doğan Beylidir. Onların içerisinde 1. sanayide çok olduğu gibi rulmancı çoktur. Bütün sanayilerde yani rulmancı çoktur. Otoparçaları satanlar, her türlü müesseseyi çalıştıranlar vardır. Mesela kalorifer, şu kaloriferden Doğan Beyler yaptır şunu. Vardır. Her türlü müesseseyi çalıştıranlar çoktur. Diğer sanayilerde hem iş veren hem de büyük esnaflar vardır. Diğer sanayilerde de. Mesela diyelim sana, mesela 6. sanayide dökümhanede bir adam 20 tane döküm
25 tane dökümhanede şey çalıştırıyor, işçi çalıştırıyor. Ha, döküm fabrikası var mesela 6. sanayide. Ha, bu gibi yani her müessese deyince böyle anlayacaksın. İşte çalışan işçilerden çoğu Doğanbeylidir. Yani İzmir'de sanayide çalıştıranlar yani işverenler çoğu olduğu gibi işverenler de çalışanlar da çoktur. Tüm müesseselerde çalışan işçiler de çoktur. Bunlar her zaman namazını, niyazını devam ederler. Hem kendileri namaz kılar, hem ailelerine namaz kıldırırlar, hem de çalışanlarına iş verirler, aş verirler ve onların namazlarını da kıldırmaya gayret ederler. Evet. Şimdi buradan anlaşılıyor ki, bir adam namazında, niyazında, işinde, aşındaysa o aklı başında demektir. Çünkü o hem ahiretini düşünüyor hem de dünyasını düşünüyor demektir. O zaman bu adam akıllı sayılır. Kime göre? Dinin tavsiyelerine göre akıllı adam budur işte. Yani hem dünyasını hem ahiretini mamur eden akıllıdır. Bitti. Kaç dakika oldu efendim?